ortadı mı Seycan Sultanıma düştü. Gel. Çamaşır astığın gibi bakalım bunları da nasıl tatacaksın. Sen ne geliyorsun o akıllara? He? Hadi. Açayım canım. Aç. Pişmiş, tadı da güzel. Evet. Demek ki böyle oluyor. Güzel küçültmüş mü? Küçültmüş. Lezzetli olmuş mu? Daha biraz daha böyle oldu demek ki. Öyle mi? Lezzeti var. Yufkaya da bak bakalım. İnce ince. İnce mi? İnce. Beğendin mi bu tabağı sen? Bak beğendim. Öyle yorumlarını bir şey yapmıyorsun. Hepsini aynı yorum yapıyorsun. Şimdi aynı yorum da şimdi buna beğendim. Diğerlerine de bakmayacak. Hayır, daha iyisi diyorum olursa... ki bir kusur gördüğünde şu an söyle. Sonradan söylüyorsun ondan kızıyorlar sana. Valla ben kusur göremedim. Tadı tuzu yerinde, yufkası da ince. Daha ne diyeyim, acık biraz yağ var ama yağ çok aşırı var mı? Bak mesela bu. Yağ var. Tamam, sızmış. Geçelim şekerim. Fena değil diyerek bırakıyoruz. Evet. Mesela bunun yufkası kalın olmuş. Olmaz. Olmamış. Peki. Birazcık şimdi sona kaldın ya tabii soğumuş. Bu biraz daha mı kalın olmuş? Daha şu güneyecek inceydi. Bu biraz daha kalın olmuş. Birazcık donduğu için bence kokoreçler birbirine yapışmış. Ondan emin ol. Anladın mı dediğimi? Şunun tadı tuzu daha güzel geldi bana. Tamam. Bunun biraz tadı pek iyi gelmedi. Yani acısı falan tam gelmedi. Ekmeği de yufkası da kalın olmuş. Peki, iyi küçültülmüş mü son kararın ne? Kokoreç yapabilmiş mi güzel? Biraz iri duruyor ya, yapışsa da iri duruyor. Üçüncü tabağın. Şunun tadı aynı olmuş da doğru. Şu biraz daha öyle var deme olmuş. Bana. Bunun tadı tam olarak nasıl olmuş? Öyle i̇dare olmuş. İdare eder. İdare eder. Lezzeti idare eder. Baharatlar biraz az. Etin küçültülmesi. Küçülmüş. Küçültmüş. Hı. Yufkayı da ince açmış. Yufkayı da ince açmış. Beğendin mi bu tabağı? Beğendim. Son tabağın. Bunun içi kalın duruyor Nursel Hanım tavukları. Evet. Bunun tavukları kalın duruyor. Baksana bu inceldememiş. Tüm tüm duruyor. Yok bunu kıyamamış. Yufkasına bir şey demeyeyim de tuzu da eksik mi geldi. Şeyini de kıyamamış iri. Tamam. Bak biliyor musun ilk defa hepsinde ne kusur varsa söyledin. Tam olarak bunu yapman gerekiyor. Şimdi o kusurları böyle hatırla. Hatırlıyorum, buna bir veriyorum. Dördüncü tabak. Hatırladığımız kadarıyla bir puan. Şunun yufkası için buna da bir veriyorum ya. Çok sert gene duruyor. İkinci tabak bir puan. Bununla bunun hakkını yemeyeyim ya. Buna 3 veriyorum, buna da 5 veriyorum. Üçüncü tabak 3 puan, birinci tabak 5 puan. Ona da yağlı demiştin. Unuttum. Yağlı dedim de yufkayla tadı iyiydi. Bu. Buna bir şey dememiştin. Bunu da unuttun. Bak ona, şimdi ona sen. 3 verdim herhalde. Üç verdin de olumsuz yorum yapmamıştın. 2 tane birimiz var. Şu kuş başından başlayalım. Son kayınvalide telafisi yok. Haftanın da ilk günü gördüğü göreceği son puan 1. Bu gelinimizin alacağı son puan kaçmış? Aç kimmiş görelim kaçmış diyorum. Selda yeni gelinimiz. Niye doğrayamadın kızım? Seycan teyzeciğim hiç mi olur tarafı yoktu onun ya? Hiç mi şey ezememişim ya? Olmamış bebeğim. Hiç mi olmamış? Biraz daha karıştırsaydın. Bak yufkan olmuş,
Karıştırdım, her tarafını karıştırdım. Annem orada karıştırmaya gelmedi. Sen burada onu doğramaya tamam, geldin. Tamam doğradım ama sonuçta içinde bir tenek de var. Olmamış, bak. Bebeğim olmamış. Hiç inceldememişim. Ama bak yukarı ince olmuş, ona bir şey diyemem. Tadı tuzu da hoş olmamış acık. Bir sürü tuz attım ona. Bilmiyorum, bir bana tam gelmedi. Ama. Hele doğramayı hiç yapamamışım, hiç ezmemişim. Ne o ezmiş? Kuşbaşı olmamış zaten. Olduysa da deve kuşudur. Julian, Julian. Kuşbaşı dediğim benim şöyle parmak parmak kesilir. Aynen öyle. Bu Julian doğru. Julian o. Tabakta ya. Hiç mi küçük parça yok? Hepsi bütün mü? Vallahi yok. Ona batırıyorum o tüm geliyor. Ona batırıyorum o tüm. Ağzım almıyor. Biraz bir tane bulamadım. Yemin ederim bak bir tane bulamadım ağzım almıyor. Kayınvalidesi ona kaç vermiştir? Hiç zorlanmış mıdır sence? Olmamış tabağı verdi. Helal olsun. Vay. Bravo ya. Bravo. Bravo. Öyle. Pardon, bir tadına baksaydın. Ben tadına bakmadım baktım, daha önce tavuk kokoreç hiç yapmadım ve kokoreç seven biz de evde öyle tavuk kokoreç çok çok. Verilen dakikada bana ben de bunu çıkarabilmişim ama kötü olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Haklısın. Hayatımda ben tavuk kokoreçten beğenmezdi. Bak ben hayatımda tavuktan kokoreç olduğunu burada yeni öğrendim. Ben de. Biz yani de seninle yeni öğrendik. Yapamadım, vaktim yetmedi. Öğrenmene gerek yok. En azından şunu bilirsin. Tavuk pişmeli. Evet. Tabağına çiğ dedi. Yaptım zaten. Hırt çiğ hırt dedi. Hırt hırt. Ama hırt. Yemek yaptı ama tadı pişmeyen güzeldi. Yemek yaptı. Öyle ama seviyor. Tadı güzel. Nasıl tadı güzel? Onun öyle sevmesi tadı işe güzel. Yaramıyor. Lan. Anne bak bak. Ya Seycan abla en beğendiğin tabağı da 3 verdin. Benim hatırladığım hiçbir kusur bulmadın buna. Bulmadın. Niye öyle yaptın? Acaba şov mu gelelim dedim işte. 4 mü verseydin acaba? Ya. Tutar mısın kenarlarından? Oh. Böyle böyle Ceylan'ın ellerinden kayıveriyor. Kesin bakalım bu tabak zaman... kimin çıkacak? Ay kurban olayım Ceylan buysa hakkını yedin. Yaktın bu gelini. Yaktın. Ceylan'ınsa... Doğru. İkisinin şeyi de aynı malzemeleri kıyılmış. İkisinin yufkası da ince. Buna yağlı ya dedin. Ya o ya o dedim. Buna yağlı dedin. Yani kusur bulduklarını kesin aslında kesin yağlıyı unuttun. Da Tuğba yapmıştır. O kesin bir belirlik o. Bakacağız. Tutar mısın? Açalım da görelim kimmiş. Bak. Kulana yığın. Kulana yığın. Anne, anne, anne. Vallahi artık burada. Şöyle annem, yani... hakkını bile bile yedim. Bu, doğru, ya, bak, güzel, haklısın Allah vallahi. Aşkına ya bunları şimdi düşünme anne. Ceylan. Şu an düşünmenin hiçbir o anlamı işte, yok. İşte tereddütte kalıyorsun yavrum. Bu, niye tereddütte kalıyorsun? Niye işte. Tereddütte kalıyorsun? İkisi de aynı şey olduğu için işte... Aynı mı? Farkını aynı. Az önce kendin biraz söyledin. Biraz yağ var doğru. Tamam. Ama bak, tamam niye aynı diyorsun o zaman? Seycan teyze çok iyi yaptın. O yağlının ben olmadığını eminim. Çünkü herkesin tabağında da yağ olduğuna... Yani ya sen olmadan... hepsine aynı şimdi, diyorsun. Bir şey söyleyeyim. Bir yemeğin üstü vardır ya Seycan teyze. Bir de dibi vardır. Bir tane tabağım yağlı geldi diye yağlı diyorlar bana. Ya bırak Allah bir tane ben, tabak mı? Ben yağlıyım ama benim kollarım yağlı. Yemeğim yağlı Tuğla, oldu. Tuğla Allah aşkına bütün kayınvalideler söyledi bu sana yağlı olduğunu. Vıcık vıcık ya bile bile işte acaba... Ya sen oradaki yaptım. Hatayı... Görüyorsun ya gördün. Özellikle arasındaki farkı da söyledi sana. Yani dedik ki yağlı dedin kendin söyledin. Evet. Annem en beğendiğin tabağı sen niye üzülüyorsun? Annem niye, ya, niye? Yapacak çarem yok. Ya bir bak yağlı dedin ya değiştiremem ki ben ne yapayım hakikaten de ya, olmuş tabağı. Nursel Hanım çok özür diliyorum. Yok çok güzel tabağı. Bir bak şey ya yağlı demedin mi? Dedim, bir bak Allah dedim, aşkına. Dedim, ya açın adı çok özür diliyorum. Tereddütte kaldım. Ya vallahi ya. Anne bir de beğendin ya. Masaya gidip gelin önüne. Hayır, beğendin yani. Beğenmesen diyeceğim ki tamam bulamadı eyvallah. Beğendin ama yani. Anneciğim ikisinde kaldım o yağlıydı. Tereddütte kaldım. Acaba o mu o mu diyeyim. Bilemiyorum ki işte ne diyeyim ben. Ceylan'a mı verdin sen? Bak veremedin Ceylan'a belki kaplana vermişsindir beş üzülme. Kaplan gibi atlıyormuş zaten ya. Ya atlar tabii beşi verirsen başkasına. Ama şu an çok hatalı davranıyor. Evet. Bugün aslında bence anladın olayı. Yarın değiştireceğiz bunu tamam mı? Çok güzel yorumladın bugün. O kusur verdiklerini unutmayacaksın. Buna yağlı dedin. Hey ya yağlı dedim. Hey ya. Tuttum verdim ya. Gel. Şimdi kime hediye gitti? Tuğba'ya gider kesin. Kime bak, gidecek? Tuğba'yı da biliyorsun. Tuğba mı? Yeşim mi? Yeşim de olabilir.
son puan hediye. Döne döne oynasın hediyesini alan ya Yeşim ya Tuğba. Kaldır şekerim. Tuğba, belli ya. Her zaman farklı yapar o zaten. Ne öyle dikkat edin. Valla kesin bir farklı yapar. Senin yerine çalışıyor. Beş alıyor, ondan sonra iki eksi düşüyor. Hiç